Merhabalar. Hoş geldiniz. Canlı yayında saç açma işlemi yapacağız. Tabii şey değil saç. Nasıl desem? Canlı saç değil ama. Bir bunu sabitleyebilirsem. Sabitledik sanırım. Sıkıntı var mı canlı yayında? Yoktur herhalde. Şimdi saç açacağız. Nasıl bir saç açacağız? Böyle. Saçın burasını kendim keratinledim. Bu şekilde. Şöyle. Keratin silikonla. Şimdi bunu açma işlemi yapacağız. 40 volüm oksidan kullanacağım. Yalnız şunu söyleyeyim. Siz kendi saçınızda 40 volüm oksidan asla kullanmayın. Çünkü yakar. Bu cansız saç olduğu için sıkıntı yok. Ama canlı bir saçta hele ki bu havada, sıcak havada kesinlikle yakar. O yüzden bu 40 volüm oksidanı asla denemeyin. Açıcıyı. Bir miktar açıcı koyalım. Bak bunda bile teraziyle çalışıyorum yani. Bu derece. Çok fazla gitti. Birazını geri alacağız. Şu yeter. Teşekkür ediyorum herkese. Açıcı ne kullanıyorum? Ben de Moti diye bir açıcı var. Glomlok'un açıcısı var. Bunları kullanıyorum genel olarak. Şöyle. Şu yeter. Şimdi karıştıralım. Sakın 40 volüm oksidan kullanmayın. Hele ki bu havada 40 volüm oksidan normal bir saçta parçalar. O yüzden kullanmayın. Şeyi de duyurayım. Ben akşama bir video atacağım. Instagram'dan duyurdum ama buradan da söyleyeyim. Bu videonun içinde şey olacak. Hediye olacak. Hediye videonun içinde herhangi bir yerde olacak. Bunu hediyenin ne olduğunu görüp de videonun altına yorum olarak yazan ilk kişiye hediyeyi direkt göndereceğiz. Çekiliş yapmayacağız. Direkt göndereceğiz. Hediye o kişinin olacak. Tabii ki kargo ücretini de karşılayacaksınız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet aynen Derya Hanım. Pişmaniye olur vallahi. Pişmaniye olmakla da kalmaz yani. Elinizde kalır saç. Ama bu saç dediğim gibi cansız olduğu için bunda sıkıntı yok. Yansa da kopsa da hiç problem değil. Aşırı saç dökülmesi yaşıyorsanız önce gideceksiniz bir kan değerlerine baktıracaksınız Cemile Hanım. Kan değerlerinize baktırın. Kan değerlerinizde eğer herhangi bir sıkıntı yoksa ona göre de hani bir tavsiyede bulunabiliriz. Ama öncelik kan değerinize baktırmanız olacak. Şey soralım. Bunda bu saç istediğiniz rengi burada uygulayalım isterseniz. Volüm yüksek evet açmak zamanını kısaltır ama saçın da ömrünü kısaltma ihtimali var. O yüzden 40 volümü tavsiye etmiyorum. Hele ki bu havalarda hiç tavsiye etmiyorum. Aşırı kilo verdiniz. Eğer diyet yaptıysanız o dökülme ondan olmuş olabilir Cemile Hanım.
40 volüm. Asil ARD. Valla ben bebek kumralını bir denedim de 8-11 ile 8-31'i karıştırdım, kum sarısını. Hani bunun açılması düzgün olursa eğer sağlıklı bir şekilde açabilirsek yani istediğiniz herhangi bir rengi deneyebiliriz. Merak ettiğiniz bir renk varsa onu deneriz yani. Siz söyleyin. Buradan bir oylama yapalım dediğim gibi. Yazın siz istediğiniz renkleri. Ben de ona göre renk uygulaması yapayım. Bu dediğim videoda akşam saat 8 gibi falan herhalde yayında olur. Belki 8'den önce de atabiliriz. Ama tam 8'de atacağım videoyu. Dediğim gibi hediyeyi de görüp yorum olarak ilk yazan kişiye de hediyeyi göndereceğiz. Rica ederim Neriman Hanım. Ya 8-1-9-1 çok cool yapıyoruz ya. Böyle ekstra farklı bir renk isteyeyim bence. Yani çok şey renk olsun. Hani farklı bir şey tarz olsun bence bu. Sarı saçlar için dip boyası düzgün bir numara, boya numarası tutturamadım. Neden tutturamadınız? Rus kumralı dediğiniz zaten bebek sarısı gibi bir şey der yani. Bugün işimiz sakin. O yüzden kendimi bu işe verdim bugün. Son gülüm. İsminiz Son gülüm bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Yani kullandığınız marka ne? Market boyası kullanıyorsanız değiştirin, kullanmayın. On renk eğer 10 civarı çıkarsa eğer o derecede açılırsa ki 10 civarı platin renktir inşallah. S kolor. S kolor. Onu bilmiyorum S koloru. Market boyası mı? İşte şöyle 10 numara kullanıyorsunuz. Kızarması çok çok normal. Beyazları da zaten 10 numarada kapatamazsınız. Son gülüm hanım. Yok, market boyası kullanmayın. Mümkünse profesyonel boyalardan alın. Ha, son gül hanım. Tamam. Uçlar açıldı ama şu kısımlar daha koyu olduğu için biraz daha geç açılacak. Şey de yapabiliriz ya, canlı yayında kurs gibi bir şey de yapabiliriz aslında. Böyle denemeler, kurs. Aynı şekilde devam edeceksiniz. Şimdi daha beyazları kapatmak için ya da kızarmaması için küllük öneririm ama saçınız biraz daha koyu çıkar. O yüzden maalesef yapabilecek bir şey yok. Eğer kızarmasın, aynı zamanda beyazlar da kapansın istiyorsanız saçınızı açtırıp yapacaksınız. Bu elimdeki saçın mı al? Ana renk. Bu şimdi boyalı bir saçtı. Ben bir müşterimden kesmiştim bunu. Atmadım lazım olur diye.
İşte bakın lazım olur. Boyayı internette satılıyor. İnternetten alabilirsin. Arda Yıldırım. Platin saça cilayı tarif etmek şöyle, hangi seviyede kullanıyorsunuz bilmiyorum ama 10 numarayla cila yapabilirsiniz platin saça. Mesela ben bir ombre yapmıştım. O saça yanlış hatırlamıyorsam 12 numarayla 10 numarayı karıştırıp çok az da 12-119 karıştırıp cila yapmıştım. Ha, Almanya'dasınız Cemile Hanım. Ne güzel ne güzel. Bak Almanya'dasınız. Ya koyu Söngül Hanım koyu olmasını istemiyorsanız mecburen aynı renkte devam edeceksiniz. Dediğim gibi kızarmasını istemiyorsanız mecburen yağıştıracaksınız. Beyazları da kapatırsınız aynı zamanda bu şekilde. Ya da aynı şekilde devam edeceksiniz. Açtırırsanız her ay açtırmak zorundasınız. Şimdi Münevver Dursun, siz iki kere açma işlemi yapmanıza rağmen saç doğru oldu. Saçınız ne renk? Ne renkten açmaya çalışıyorsunuz saçınızı? Evet, saçhanede bulabilirsiniz ya da diğer internet sitelerinde de var zaten. Bu işte Neon1'de hepsi burada da falan var yani. Şeyde Trendyol'da falan da var bu ürünler. Evet, hemen hemen 6-3 gibi. Renk 6-3'e yakın ton gibiydi. Ama uç kısmı daha açıktı işte. Şu kısmı daha açık. İnternetten önerdiğim bir saç boyası. Mesela Schwarzkopf'un Igora'sını alabilirsin Arda Yıldırım. Songül Hanım içine 9-11'den bir miktar katabilirsiniz. Evet. Kanala yükleyeceğim Zehra Hanım. Şu anda açma işlemi yapıyor. Hani yüklendikten sonra da izleyebilirsiniz isterseniz. Zaten açma işlemi biraz uzun sürecek. Ha ben öyle bir canlı yayın yapayım. Hem sohbet edeyim hem de rengi açılırken görelim istedim. Sonucu da yükleriz gene. Ama şey istiyorum, bu saçın platin açılmasını istiyorum tabii ki. Bu da uzun zaman alacak. Tabii bu saç cansız olduğu için de açma işlemi çok çok uzun sürüyor maalesef. Şimdi canlı bir saç olsaydı çoktan saç yanmıştı. Valla 40 volümü tavsiye etmiyorum. Kim sormuştu? Kim dedi 40 volümü? Ha, 40 volümü. Red Vampire. İsminizi bilmiyorum ama 40 volümü tavsiye etmiyorum. Normal saçta kesinlikle denemeyin. Valla açabilirseniz Zehra Hanım öyle kızıldan bebek kumralına dönmek kolay değildir. Yapabilirseniz büyük başarı. Şimdi Songül Hanım o saç üst üste boyana boyana platinleşmiş ama diplerden maalesef kendi renginiz geldiği için kızarmalar mutlaka oluyor. Ya Lila şöyle bakın Lila'yı Hazreti Baylar Viyole direkt kızartabilir ama Lila yumuşaktır. Mesela platin bir saçın üzerine sürdüğünüz zaman lilayı hafif bir bekletin saçı beyazlatabilir. Lilada böyle bir özellik var. Ama violeyi bir sürüm platin saça direkt kıpkırmızı mor bir şey çıkar. O yüzden ona dikkat etmeniz lazım. Viole şey lila renkler daha kullanışlı açıkçası. Neslihan Erdoğan, ben de cevap alabilir miyim Orhan Bey? Neye cevap alacaksınız? Sorunuzu göremedim.
Kuaföre sadece kesim için. Ya kuaföre gidin ya. Bak boş oturuyoruz. Sonra iş olmuyor. İş olmayınca dükkanlar kapanıyor. Hani esnafın işi çok zor. O yüzden gidin kuaföre. Çiğdem Yangın, ben sarıları beyazı 9-0 ve leylak rengiyle düşük volümle boyadım, kapandı. Şimdi sizin saçınızla başka bir saç aynı olmayabilir Çiğdem Hanım. O yüzden sizde kapanır ama bir başka saçta kapanması mümkün olmayabilir. O yüzden kıyaslamak doğru değil. Zehra Eylül, danışmanlık veriyorum. Belli bir ücret karşılığında danışmanlık hizmet veriyorum ama bunu söyleyince küsenler, alınanlar, duygusal davrananlar oluyor maalesef. Bu saçımı kaç tona kadar açabileceğiz? Anna Mirze abi. Valla açılabildiği kadar bakacağım, bekleteceğim. Bayağı bir bekleyecek bu. Sonucu zaten videosunu çeker, sonucu da YouTube kanalıma koyarım. Ama dediğim gibi hani istediğiniz bir renk varsa onu da boyayalım. Açıldıktan sonra. Hocam bizim burası Paris. Oh, size her yer Paris. Hani var ya bir laf. Vallahi billahi ne güzel. Tekrar yazayım. Ya size zahmet yazarsanız. Hocam 40 volümle berber tarafından yapılmalı zaten. Özellikle kafa derisine değmemesi gerekir. Yoksa deriyi tahriş yapar. Şöyle. Bakın açılmaya başladı saç. Asil. Ben Ankara'dayım. Asil Ere'de. Ankara Batıkent. Koyu kumralla 40 volüm oksiden kullanamazsınız. Yok öyle bir şey. Sakın ha. Sude Hanım denemeyin bile. Yani çok çok farklı bir renk çıkar. Çok kızartır saçı. Çok. Yani Avrupa'da evet bu meslek Songül Hanım pahalı pahalı. Bir Türkiye'de ucuz işte. Kolesterol boyadığım için kuaför istediği gibi açılmadığını söyledi. Bu marka boyanın açılmama durumu olur mu? Şimdi şöyle, bazı markalar evet boyanın rengini çok sertleştirip açılmasını engelleme ihtimali var. Böyle bir durum olabilir ama Vella'da bu yaşanır mı bilmiyorum. Daha ucuz boyalarda yaşanır diye biliyorum. Münevver Hanım, o uçlar gri gibi oldu. O zaman dip kısımları ya açacaksınız ya da uçlarla dipleri dengeleyecek bir boya kullanacaksınız. Yani şey Sude Hanım, renk olarak hani istediğiniz rengi tutturamayabilirsiniz diye o yüzden söyledim ben 40 volümü kullanmayın diye. Nisan nereden? Sizin sayenizde saçımı açtım. Igora ile 7-1 ile dip boyadım. 8-1 ve 12-19 ile cila yaptım. Dip turuncu geç. Kahverenklerinde yeşillenme olmaz Neslihan Hanım. Rica ederim Red Vampiri. Ne demek? Yani kahve boyayacaksanız kahve renklerinde yeşillenme olur. Saçı küllü boyuyorsanız o zaman yeşerme olur. Neslihan Hanım. Aslında İstanbul'da çok iyi kuaförler var ya.
Hatta ben birine İstanbul'daki bu lüks kuaförlerden birine sordum eğitimi ne kadara veriyorsunuz diye. 3.500 lira para istedi benden. Bir günlüğüne, bir günlük eğitime. Tamam Cemil Hanım. Aslında ben de İzmir, Ege taraflarına yerleşmeyi çok istiyorum ama kısmet olmadı. Oralar çok güzel, özellikle Fethiye. Sungül Hanım sizi kimse anlamıyor derken nasıl yani? Rica ederim Neslihan Hanım. Merhaba Orhan Bey. Saçımı çikolata kızıla boyadım. Palette. Saç uçlarım açık renk. Olmasına rağmen saçım siyah oldu. Nedeni nedir? Kullandığınız boyanın şeyi neydi? Çikolata kızıl ama nedir? Numarası neydi? X. X. Songül Hanım yeşili hiç kullanmayın. Yeşil olmaz. Yani önerim kahve tonlarında Neslihan Hanım. Yani o sizin biraz da zevkinize bağlı. Tabii ki cilt yapınıza da bağlı. Hani koyu renk mi tercih ediyorsunuz? Nasıl bir renk tercih ediyorsunuz onu bilmiyorum ama cilt renginizde bu renk belirlemede çok önemli. Aynen öyle. 40 bölüm çok yıpratır. Orhan Bey beyazlara uzun zaman karanfil ve Alman taşı sürülmüş saçı ombre yap. Eğer kına gibi bir şeyse açılması çok çok zor olabilir. Özlem Hanım. Yani çok çok zor açılması olabilir. Bakın bu saç açılmaya başladı bile. Gördüğünüz gibi. Şu anda böyle 7-3 seviyelerine falan geldi. Azerbaycan'dan selamlar. Bizden de Azerbaycan'a selamlar. Şu anda saç 7-3 seviyelerine geldi. Açmaya devam. Şurada beklesin bu. Ben de o ara sorularınızı cevaplayayım. Sudanım, 40'lıkla 15 dakika tutup platin yapamazsınız. Bakın yanlış iş yapıyorsunuz. Yani kuaförler bile bunu yapmıyor, onu söyleyeyim. 3.68 numarası 3.68 çok normal. Çok koyu renk çıkması çok normal. Çünkü 3 seviyesindeki boyalar siyaha yakın renktir. Mesela 3.0 koyu kestanedir. 3.68 diyorsunuz. Bunun çok koyu çıkması çok çok normal. X. X ne diyelim? X yani. Sadece X. Songül Hanım maalesef o kullandığınız boya seviyesinde başka çaresi yok. Yani bunun başka çaresini bulamazsınız. Yani ya dediğim gibi biraz koyultacaksınız, ya açtıracaksınız ya da koyultacaksınız. Ya da aynı şekilde devam edeceksiniz. Bedriye Çelik ben Kolleston 9.0 10.0 30 volüm kullanıyorum. Dip boyam için, cila için L'Oreal 10.21 10 volüm doğru mudur? Valla memnunsanız, güzel sonuç alıyorsanız çok doğru bir iş yapıyorsunuz. Lale Doğan hocam 6.1'e boyayıp koyu yaptığımızda tekrar röfle açılınca alttaki sarılar yanar mı? Saça koyu ve
Eğer saçın altında bir röfle ya da açma işlemi varsa mutlaka bu yanma ihtimali yüksek. Yani boyadıktan sonra o saç yanmaz diye bir şey yok. Öyle şeyin üstüne bir katman eklemiyor. Onu unutun. Saç açılmışsa, işlem görmüşse tekrar boyanıp üstünü tekrar açmaya kalkarsanız yıpranma ihtimali yüksek. Ona dikkat ederek ya da çok kontrollü bir şekilde yapmak lazım o işi. Hocam blond renklerde yani açık sarı renklerde tonu koyulaştırma istersek mesela 10 tonun var. Açık sarı 8'lerde boyamak istersek boyaya 8-0-8-1 biraz da 8-4 karıştırsam 8-4 bakır tonu. Çok tavsiye etmem 8-4 ama şeyde de işte farklı geçiyor işte. Boyalarda farklı markalarda şeyler renkler değişebiliyor. O yüzden kiminde 8-4 bej diye geçiyor. Kiminde 8-4 bakır diye geçiyor. Ha siz oranını da karıştırsanız 4'te 1, 8'de 1 mi? 8'de 4 mü? Onu karıştırdık. Bir dakika. Sorunuzu tam anlayamadım. Kusura bakmayın. Farklı bir şey anlatmaya çalıştım. Yarı yarıya karıştırmak istiyorsunuz. Bence yarı yarıya karıştırmayın. 8 birden çok az sıkın. 10 volüm oksidanla karıştırın, sürün. Zehra'nın bebek kumralı videosundaki boyanın markası Glonlock. 6 L'Oreal 6.0 kullandınız, koyu oldu. Ya işte bu markaya göre değişebiliyor. 6.0 da zaten koyu bir renk. Tabii bu sizin saçınızın yapısıyla da alakalı. Şeyde önemli. Nasıl uyguladığınız da önemli. Kaç volüm oksidanla uyguladığınız da önemli. Ben orayı tam anlayamadım o yüzden. Mehdi Hüseyin, selam hocam. Ben saçımı açıp 8-1 boyamıştım. 3 ay oldu. Şimdi sarı istiyorum. Açmadan kaç numara boyarsam lazım. Maalesef açmadan hani istediğiniz sarıyı elde etmeniz mümkün değil. Açıcı kullanmadığınız için Arda Yıldırım o yüzden saçınızda koyuluk oldu. Hocam dip boyası açık kumrala ombre yapacağım da rica etsem nasıl bir cila uygulamam gerekir bilgi verir misiniz? İşte bu cila konusunda biraz da sizin zevkinize kalmış. Yani siz nasıl bir ton, nasıl bir yansıma elde etmek istiyorsunuz o da çok önemli. O yüzden cila konusunda da sizin zevkiniz çok çok önemli. Buraya da boya sıçramış. Eğer küllülük istiyorsanız küllü renk kullanacaksınız ama kumralın içine kumral da soğuk ton olduğu için evet platin tonu iyidir. Platin tonu mesela eğer 10 seviyesine kadar açabilirseniz o 10 numarayla cila yapabilirsiniz. İçine hafif bir küllülük katabilirsiniz. Turna acar. Zarife Hanım merhaba saçı açtıktan sonra dore kaldı. 9-1 vurdum. 20 oksidanla yine istediğim renk alınmadı. 8 vurdum tam istediğim renk alınmadı. Ama 9-11 ile çok açık kumral yoğun küllü istiyorum. Yani dore kaldıysa küllü renklerde yeşermesi çok normal ve saç renk almaması da çok normal. Yani dore bırakmadan düzgün açmak lazım. Zarife Hanım. Yani saçı dore kalmaması lazım. Dore Turna Hanım. Rica ederim. Ne demek?
Şimdi cila işleminde oksidanı ben göz kararı koyuyorum. Bir miktar yani bilmiyorum 5-10 gram oksidan koyabiliyorum. Mesela düşük volümlü. Ama tabii bu yapacağım cilanın rengine göre de değişebiliyor. İçine bir miktar da su koyuyorum. Göz kararı hazırlıyorum bunların hepsini. Ondan sonra karıştırıp saça uyguluyorum. Yani cilada hani bazı renklerde mesela oksidanı birebir katıyorum ama bazı renklerde de birebir hazırlamıyorum. Neslihan Hanım, rica ederim Neslihan Hanım, ne demek? Ben de teşekkür ederim izlediğiniz için. Evet, bu arada saçlarımız da şu anda 8-3 seviyesine geldi. Gördüğünüz gibi tam 8-3 seviyesinde. Bunu biraz daha bekleteceğim. Sonra da rengi uygulayacağız ama bekleyecek biraz daha. Tam istediğimiz renge ulaşmadı. Eğer 10 seviyesinde açılırsa çok güzel bir renk elde edebiliriz. 10 seviyesine de az kaldı aslında. Bayağı da açıldı. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bayağı bayağı açıldı. Şu anda 8, 7, 3, 8, 3 seviyelerinde. Tabi uçlar daha da açık. Gördüğünüz gibi uçlar zaten açıktı, o yüzden daha hızlı açıldı uçlar. Şu kısımlar daha koyuydu. Zehra Hanım, 832 kum sarısı diye geçiyor, onu söyleyeyim. Kum sarısı diye arayın Zehra Hanım. Yani 830, bendeki 831 kum sarısı diye geçiyor. Bulabilirsem size göstereyim 831'i. Şu kum sarısı diye geçiyor. Kum sarısı diye arayın. Ama işte her markada kum sarısı aynı renk çıkar mı? O da soru işareti. Çünkü markalara göre renklerde değil. İsminizi bilmiyorum. Söylerseniz daha iyi olur. Çünkü bu profildeki ismi okumak zor oluyor. Amonyaksız boyalarda normal oksidan kullanılmaz. Eğer amonyaksız boyada normal oksidan kullanıyorsanız o zaman amonyaksız boya kullanmayın, normal boyayı kullanın. O yüzden kesinlikle amonyaksız boyalarda normal oksidan kullanmayın. Bu oksidanların içinde amonyak peroksit var. O yüzden bunlar kullanılmaz normal şeylerde. Amonyaksız boyalarda normal oksidan kullanılmaz. Zarife Hanım, neyini nasıl yapılacağını söyler misiniz? Hani saçın rengini tekrar mı açmak istiyorsunuz? Zehra Hanım, Glomlok'u perakende satmıyorlar ama isterseniz ben size gönderebilirim, sıkıntı değil. Selvi Nur Hanım, tamam. Daha iyi oldu böyle. Çünkü profildeki ismi okuyamıyorum. Şimdi Zarife Hanım, sizin saçınızın istediğiniz renk olması için evet tekrardan açılması lazım. Düşük volümle böyle kontrollü açıcılar var. Böyle lila rengi, gri renkli açıcılar var. Onları da kullanarak mesela 20 volüm oksidanla tekrardan açma işlemi yapıp ondan sonra renk uygulamanız lazım ki istediğiniz renk bu söylediğiniz 9-1 seviyesindeki renk istediğiniz gibi tutsun. Çok fazla doralık varsa mümkün değil, istediğiniz gibi tutturamazsınız. Şimdi bu açılsın. Ben size o saçı nasıl yaptığımı göstereceğim. Bu saçları
bu kestiğim saçları nasıl kaynak haline dönüştürüyorum. Bunun içine bir miktar bu hani uygun ucuz fiyatlı bir düzleştirici. Bunun içine biraz keratin silikonu sürüyorum bu şekilde. Bu sıcak şu anda. Ondan sonra bak kaynak tüyosu veriyorum size. Evde kendiniz kaynak yapabilirsiniz. Böyle sürüyorsunuz iki tarafına da. Şöyle şu şekilde göstereyim. Tam kamera görsün. Bir saniye. Mesela şunu tekrardan yapalım bunu. Bunu saçı bunun içine sıkıştırıyorsunuz. Tabii bunun iyice erimesi lazım. Bunu çevirerek şu şekilde, pardon gösteremedim. Şöyle çevirerek kaynak haline getirebiliyorsunuz. Tabii bu kalın bir tutam olduğu için ama şu şekilde. Bu kadar basit. Bakın yaptığım saçlar. Göstereyim. Bunlar. Bunu da gri yaptım. Tabii şurası biraz şey gri yapmıştım. Bunda da şeyi kullandım. Nedir o? Artık onun 12-11 ile 8-1'ini kullanarak bu hale getirdim bu rengi de. Gri. Bayağı net bir gri oldu. Güzel bir gri oldu. Şöyle göstereyim. Bu saçları gördüğünüz gibi böyle bu hale getirip bunda da neyi denedim biliyor musunuz? Bu ne renk? Bu da lila rengiyle bej rengini karıştırarak elde ettim. Bakın o saçta da lila rengiyle bej rengini karıştırabiliriz isterseniz. Ya da farklı bir renk. Şöyle kıyaslayarak gösterelim ki renk daha net ortaya çıksın. Nazo Unal, merhaba hocam. Ben saçımı açtım, evde dörelik oldu. Ne yapmam gerek? Saçı tekrar açmanız lazım. Güzel renk olmuş, değil mi? Lila ile bej renginin karışımı. Sizinle WhatsApp üzerinden. Tabii ki WhatsApp numaram Instagram hesabımın profilde var. Instagram hesabım profilinde var. Oradan şey yapabilirsiniz. İletişime geçebilirsiniz. Dediğim gibi birebir de bir miktar danışmanlık ücreti alıyorum. Zarife Hanım, dörelik saçın aralarında var, azdır. Siz tam olarak ne renk istiyorsunuz Zarife Hanım? Ya ombre yaparken ayırmalar nasıl olmalı? Yani birçok kuaför zikzak yaparak saçı ayırarak alıyor. Zikzak yapıyor saçta. Yani keşke şu anda şeyimiz olsaydı da bir canlı mankenimiz olsaydı da o örneği gösterseydim. Saçı zikzaklayarak alıyor, o şekilde ayırıyor ve bol krepeyle yapıyor. Tabii bunun tekniklerin eğitimleri veriliyor ama dediğim gibi ben İstanbul'da sordum. İstanbul'daki ünlü kuaför, ismini de vereyim, The Most, 3.500 lira para istedi. Şu anda telefonum çalıyor. Çok açık kumral yoğun küllü istiyorum. İşte o dorelik kısımları Zarif Hanım, o dore olan kısımları yok etmeden ona renge ulaşamazsınız ki. Yani o dore olan kısımları da yok edeceksiniz. Ondan sonra çok açık kumral yoğun küllüğü saçınıza uygulayacaksınız. Ama yoğun küllü 9-11 seviyesidir. Dore kısımlarda yeşerme yapma ihtimali var. Onunla ilgili de zaten saç küllü renkler nasıl yeşermez diye video çektim. Orayı izlerseniz onu da çözmüş olursunuz. Turna Hanım teşekkürler diyor. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
Şimdi şu saça bir bakalım. Eğer saç açıldıysa boyamaz. Aslında direkt lila da boyayabiliriz o saçı. Instagram'dan mesaj geliyor. Ya tabii ki dorelik kalmaması lazım. Anna Mirzeyeva. Dorelik kalmaması lazım. Düzgün ve temiz açılması lazım. O yüzden onlar çok çok önemli. Şu saça bir bakalım. Şimdi şöyle baktığınız zaman o saç şahane açılmış ama yıkandığı zaman bunun üzerinde çok doreler kalacak, emin olun. O yüzden bakın net net bir şekilde açılmamış. İşte sizlerin evde, özellikle evde saç açanların en büyük hatası saçta açıcıyı az bekletmek. Ama yüksek volümlü, yani 40 volümlü 40 volüm açıcıyı 40 volüm oksidanla da açıcıyı karıştırdıysanız çok sıkıntılı, uzun süre bekletemezsiniz zaten. Fatma Mukaddes, platin için dip boya yaparken kızarıklık olmadan Igor Royal marka ürünlerinden hangi boyaları hangi volüm ile karıştırıp uygulamalıyız? Teşekkürler. Şimdi platin istiyorsanız direkt boyayla saçınızın yapısını bilmeden söylüyorum. Tabii nasıl bir yapısı var, sert mi, yumuşak mı onu bilmiyorum ama eğer platin saç istiyorsanız bunu boyayla başarmanız mümkün değil. Yani Schwarzkopf'un hiçbir boyasıyla kızartmadan saçınızı platin yapmanız mümkün değil. O yüzden illaki kızaracaktır. Mesela Fatma Hanım, sizin kendi renginiz hangi tonlarda? Yani sizin saçınızın kendi rengi hangi tonlarda? Mesela çok koyu renklerse sıkıntı. Hiçbir renkle, hiçbir boyayla yapamazsınız. Platin yapamazsınız. Zaten evde saç boyayla saçını boyayan kişiler 12 çift 12 0 doğal ekstra platin diyor. Yani doğal ekstra platin. Mesela bunun rengini de hemen göstereyim ben. Katalogdaki rengini de getireyim bir saniye. Bakın şimdi 12.0 doğal ekstra platin. Yani bu renk skalasında katalogda muhteşem durur. Çok da hoşunuza gider. Ama saçınıza uyguladığınız zaman direkt boyayı bu boyayı saçınıza uyguladığınız zaman renk böyle çıkmaz. Çünkü siz mesela atıyorum 5 seviyesinde 5.0 yani açık kahve tonundaki bir rengi platin yapmaya çalışıyorsunuz ve bunu boyayla yapmaya çalışıyorsunuz. Bu mümkün değil. Hangi rengi kullanırsanız kullanın, bu seviyedeki renkler mutlaka ve mutlaka boyayla uyguladığınız zaman kızaracaktır. Sizin aldandığınız nokta bu renk skalasında gördüğünüz renk. Siz zannediyorsunuz ki saça süreceğiz, bu şekilde çıkacak. Öyle bir şey yok. Yani bunu açmak, bakın ne kadar olmuş? 47 dakikadır şu saç 40 volümle bekliyor. Bakın 47 dakikadır 40 volümle bekliyor. Hala bu seviyeye gelmesi mümkün değil. Gelmedi bile. O yüzden boyayla platin yapma işini unutun. Zarife Hanım ne diyor? Şimdi Zarife Hanım, siz ne yapın biliyor musunuz? 9-11'i yine kullanın. Bence 9-11 seviyesindeki boya da kapatabilir o dorelikleri. İçine, dediğim gibi, içine bakın bu lila renkleri var ya, mutlaka yeşermemesi için bunlardan katmanız lazım. Bulabilirseniz eğer lila renginden mutlaka katın.
Tabii ki çeker atarız, sıkıntı değil. Ya şöyle söyleyeyim, bakın ombre tekniğinde birçok kuaför bunu uyguluyor. Arka kısımları belli tutamlarda alıp hiç ayırmadan direkt bol krepeyle paketliyor. Saçın sadece görünen yerlerini ayırarak alıyorlar. Mesela tepeyi, yanları, şuraları ama arka kısmı direkt krepeleyerek yapıyorlar. Saçı çok fazla ayırmadan, hani tutam tutam alıp krepeliyorlar belli bölgelerinde. O yüzden mesela büyük salonlardaki kuaförlerin birçoğu bu şekilde uygulama yapıyor. Yani onlar bildiğimizin çok ekstra üstün bir şey yapmıyorlar, emin olun. Hani onların gidin salonlarında çalışın, ha diyeceksiniz ki ha bu böyleymiş. Yani zaten ben de yapardım bunu dersiniz yani. He. Şöyle Fatma Hanım, eğer saçın rengini biraz kırmak istiyorsanız mesela hangi tonlarda o yapacaksınız, kıracaksınız biliyor musun? Ama mesela 10.11 diyelim ki bununla şey yapın, 10 volüm, 20 volüm oksidanla karıştırarak, şey 20 volüm olabilir Fatma Hanım, 20 volüm oksidanla karıştırarak saçınıza sürün. O belli bir miktar rengi kıracaktır. Hem 10.11 olduğu için yoğun yoğun platin, küllü platin diye geçiyor. O küllülükte saçınızı çok fazla doreleştirmeyecektir. O şekilde yapabilirsiniz. Düşük volümle yüksek rakamlı boyayla 10.11 ile yapabilirsiniz bunu. Saçın rengini biraz daha kırmış olursunuz. Eğer yüksek volümlü oksidanlarla karıştırırsanız dediğim boyayı, saçta mutlaka kızarıklık olacaktır. Yeşertmez saçını zaten, kahve tonlarındaysa yeşermesi mümkün değil. Yani kumral tonundaysa yeşermesi mümkün değil. Eğer rengi çok kolay kırılan bir saçsa 20 volüm değil de 10 volümle karıştırın o boyayı. Hocam sonuç dore açılırsa 10. Bej rengi de yapabiliriz. İsterseniz direkt lavanta rengi yapalım. Tuğba Dikmen. Valla Şeyma Subaşı. Hiç takip etmiyorum biliyor musunuz? Ya Röfle bonesini ben bir denedim de açık söyleyeyim çok randıman alamadım. Hatta benim şeyde de var. YouTube kanalımda da o hızlandırılmış videosu var yani. O bunun. Ben bunu şeyden almıştım. AliExpress'ten almıştım da. Uyduruk bir şey. Çok basit bir şey bu ya. Bazılarının böyle daha güzel şeyleri var. Boneleri var. Bu kısa saçlarda daha çok işe yarıyor sanki. Hani uzun saçlı da yapanlar var ama benim gördüğüm mesela burada daha çok erkek berberleri kullanıyor sanki. Nazo Hanım, mor şampuanın amacı platin renginin üzerindeki doreleri almaktır. Eğer saçınız çok doreleştiyse mor şampuanın çok o saça bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Olmaz yani. Düşünmüyorum değil, olmaz. Bakın. İyi açılmış değil mi? Tabii kameradan daha güzel gözüküyor ama böyle çıplak göze bakınca hala dorelikler var saçın üzerinde.
Valla biraz daha bekletici değil. Azıcık daha beklesin, ondan sonra yıkayacağım ve boyasını süreceğim. Boya Zarife Hanım, saç boyayla yanmaz. Boya saçı yakmaz. Açıcılar daha çok yakar. Eğer saçınızın daha kötü olmasını istemiyorsanız mutlaka bakım uygulayabilirsiniz. Doğal yağlarla ya da profesyonel bakımlarla bakım yapabilirsiniz saçınıza. Şimdi Turna Hanım, röfle ayrımı çok özel bir şey değil. Standart ayrımı var. Saçı kaç parça ayırıyorsunuz? 3, 2 de arkadan ayırırsanız 5 parça ayırıyorsunuz. O şekilde yapıyorsunuz. Bu sizin yaptığınız işlem paket atımında sıkıntı olmuş. Normal boya gibi olduysa. Paket atımını yoğun yaptınız ya da kalın kalın aldınız. O da saçta farklılık yaratmış. Standart röflede yapılan işlem aslında paketleme işlemi ince yapılır. Daha ince ince alınır ve renk daha güzel çıkabilir. Çok çizgi çizgi kalın alınmasına gerek yok. Ama tabii şöyle, bazı bütçeler buna yetersiz oluyor. Çok fazla emek harcayamıyorsunuz bütçe kısıtlı olduğu için. Az harcadığınız emekten de güzel sonuç çıkmıyor maalesef. Nazu Hanım, şimdi yani siz ya valla sorunuzun en başındaki yeri unuttum, kaçırdım orayı da. Nazu Zehra Hanım, 10.1'i 40 volüm oksitanla kullanırsanız bayağı dore bir renk elde edersiniz. Zarif Hanım, teşekkürler diyor. Rica ederim. Çok sağ olun. Siz de, ben de teşekkür ederim. Yani bizim Türk saçları da öyledir abi. Özlem dedik. Telefon çalıyor. Bizim de öyle sıkıntılarımız oluyor maalesef. Hani bizim yakın olduğu için Araplarla bizim de saçlar maalesef koyu. Bir Hollandalı, bir Alman saçı gibi de değil ya da bir İngiliz saçı gibi değil bizim saçlarda. Kızıllık ister istemez normal boyalarda oluşuyor. Ben canlı yayını bitireyim. Bu saç bakalım. Bu saç biraz daha açıda dursun. Ben canlı yayını bitireyim. Daha sonra tekrardan bir canlı yayınla ne yapacağımıza karar veririz artık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.